Herkese merhabalar. Taklitman TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Trakyalı sesini taklit ederek iş ilanlarını alacağım arkadaşlar. Sizden ricam videoya başlarken like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen başlarken like butonuna basın. Bastınız mı? Bekliyorum. Bastığını gördüm ve sana teşekkür ederim. Şimdi hazırsanız direkt videomuza başlıyoruz. İyi seyirler. Alo, iyi günler, merhabalar. Merhabalar, buyurun. Kimle görüşüyorum ben? Kimi aramıştınız siz beyefendi? İnternette bu iş ilanı vardı, onun için aramıştım ben. Doğru yere mi aradım acaba? Organizasyonla alakalı mı? Evet, organizasyon. Doğru. Evet. İsim neydi acaba? Zeynep ben. Zeynep Hanım, merhabalar öncelikle. Ben Hüseyin. Bu iş ilanıyla alakalı birlikte neler yapabiliriz? Bununla alakalı konuşmak istedim sizinle. Tam olarak ne arıyorsunuz? Düğün, özel günler. Bugünlerde çalışacak dansçı, palyaço, işte çocukları eğlendirecek oyun ablaları vesaire gibi çalışma arkadaşları arıyoruz. Evet. Müzisyen oluyor mu? Yok, müzisyen aramıyoruz beyefendi. Ama sağlam klarnet çalıyorum. 12 yıldır üflüyorum yani klarneti. Ağlatırım. Güzel YouTube'da parçalarım da var. 2000-3000 kişi izlemiştir yani. Yani bizim müzisyen arayışımız yok maalesef. Yıllardan beri çalıyorum. Herhalde öngörü düğünlere de gidiyoruz biz. Hani... Doğrudur. Ama bizim öyle bir arayışımız yok. Yani tam olarak siz illa palyaço orasını burasını boyayacak çocukları eğlendirecek birini arıyorsunuz herhalde, doğru mu? Orası mı, pardon, ne dediniz? Yani yüzünü falan boyayacak da hani siz benim mesleğime tam olarak biraz hani hakaret eder gibi oldunuz. Ben onu ki... Estağfurullah beyefendi, ne alakası var yani? Bakın şimdi sayın hanımefendi, neydi isminiz, Zeynep mi? Evet. Zeynep Hanım, bak şimdi ablacığım, ben 12 yıldan beri klarnet çalıyorum. Gitmediğim düğün kalmadı. Yani bütün İstanbul'u, Bursa'yı, Trakya'yı gezdim. Herkesin düğününde çaldım. Yani güzeldi. Anlıyorum beyefendi. Ama böyle... Sizin mesleğinizle alakalı bir... Ama siz benim bir laf yok. Mesleğime hakaret eder gibi. Yok, biz istemiyoruz müzisyen falan. O dansçılar nasıl müzisyen olmadan dans ediyor? Hüseyin Bey, siz iş ilanını okudunuz mu? Ben iş ilanını okudum. O yüzden aradım zaten. İşe ihtiyacım var. Tamam ama biz her arayanı işe mi alacağız? Yani müzisyene ihtiyacımız yok diyorum. Ben sizin mesleğinize burada bir yanlış bir cümle kullanmadım. Tamam, ben de onu söylüyorum zaten. Siz de diyorsunuz ki bana, siz Zeynep Hanım. Yani bizim müzisyene ihtiyacımız yok. Müzisyensiz o dansçılar nasıl hareket edecekler? Böyle bir şey var mı? Bizim zaten bir müzisyen grubumuz var. Tamam da. Evet. Klarnet çalıyorlar mı? Var mı öyle bir şey? Yoksa nasıl bir şey bu? Müzisyen grubu. Beyefendi, bizim iş ilanımız dansçılar, palyaçolar, çocuklarla ilgilenecek kişiler üzerine. Zaten orada açıklamayı okursanız yazıyor. Yani müzisyen arayışımız olsaydı müzisyen arıyoruz yazardık, öyle değil mi? Anladım da ben işte direkt iş ilanı deyince tabii işe de ihtiyaç var haliyle. Ondan dolayı. Anlıyorum. O zaman size göre bir iş ilanını aramanız lazım. Anladım. Yani müzisyen arayan bir yeri aramanız gerekiyor. Mantıken öyle değil mi? Yani hanımefendi kusura bakmayın da bizim Kazım abi var. 6 yıldan beri benim menajerliğimi yapıyor. Çıkmadığım düğün salonu yok. Yani sizin biraz organizatörlük nanay gözüküyor bana göre. Pardon, nanay derken? Yani böyle ilgisiz. Şeye ihtiyacı olmaz mı? Müzisyene ihtiyacı olmaz mı? Koskoca organizatör şirketini kocaman yazmışsınız oraya bir de. İş ilanı, organizatörlük yapıyoruz biz diye. Beyefendi, bizim zaten kendi bünyemizde müzisyenlerimiz mevcut. Ben anlatamıyorum galiba derdimi size. Tamam, ne bağırıyorsunuz hanımefendi? Ben sizi arıyorum. Bağırma hakkınız yok burada. Ben yani 12 yıldan beri klarnet çalıyorum. Siz beni işe almıyorsunuz. Kendiniz kaybediyorsunuz. Kusura bakmayın. Kardeşim, mecbur muyum ben seni işe almaya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Allah Allah. Dalga denizde olur. Kızmanıza gerek yok. Sonra da mı kapattı? Diğer şakaya geçiyoruz. Buyurun. Merhaba, iyi günler. Merhaba, iyi günler. İnternetteki bu iş ilanı için aramıştım ama bu bir antrenör yazıyor. Doğru evet, mu? Evet, personel trainer alımımız vardı. Onun için ilan açmıştık. Evet, doğru. Kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Tam olarak ne yapılacak? Ben onu bir ön bilgi için arayın demişsiniz de ondan dolayı arıyorum. Öğrencilere ders vereceksiniz. Tamam. Toplu grup dersleri verecek. Tamam, güzel. Kişiye göre formalize yapacaksınız. Onları yaparız. Onlar bizim işimiz. Hiç sorun değil. Tabii başka. Daha önce spor geçmişiniz var mıydı? O var. Yaklaşık 12 yıldan beri yapıyorum. Mevcut olarak gayet tenfit bir vücudum var. Hangi spor dalıyla uğraşıyorsunuz? Hangi spor şeyle uğraşıyoruz? Vallahi aktif olarak şöyle söyleyeyim. Biraz komik olabilir. Beyefendi, bilmiyor musunuz hangi spora ulaştınız? Hayır tabii, biliyorum da yani daha önce fitness tabii yaptık ama bu aralar maalesef
açıp salonlardan dolayı iş bulamadığımızdan dolayı inşaatta çalışıyorum ben. Hani form o yüzden birazcık 96 kiloyum şu an. Ondan dolayı tam söyleyemedim, kusura bakmayın. Belgeniz var mı acaba, federasyondan alınmış? Federasyondan belge mi almak gerekiyor? Ben alamadım, öyle bir belge yok bende. Beyefendi, siz antrenör olduğumuza emin misiniz? Antrenörüz de yani. Antrenör dışarıdan gördüklerimiz hepsi antrenör mü beyefendi? Onu anlamadım ben yani. Ne demek istiyorsunuz? Daha önce yarışma geçmişiniz, herhangi bir spor branşında ödülünüz vesaire, CV'nizde herhangi bir spor geçmişiniz elinizde mevcut mu? Yani şu an elimde benim şey yok, öyle mevcut olan bir belge falan yok. Onu almamız gerekiyorsa gidip nereden alacaksa söylersiniz, alırız yani. Yani siz beni aradığınız için sizin her şeyi temin edip beni aramanız gerekiyor. Ve bu yüzden biz ilan açtık. Hani bize eğitim aldıracak olduktan sonra elimizde çok insan var yani. O yüzden hazır bir antrenör arıyoruz biz. Tamam, sıkıntı yok. Biz de hazırız daima. Yani kaslıyız, kuvvetliyiz. Hani hareketleri de en azından yani açarız YouTube'dan falan şey yaparız yani, gösteririz insanlara. Sorun değil. Yani benim işe ihtiyacım var. En az 6 ay sonra düğünüm var benim. Beyefendi, dalga mı geçiyorsunuz? Yok, Kur'an kursun burası, öğreneceksiniz. Ne alakası var ya? Şimdi beni kızdıracaksınız. Ne alakası var Kur'an kursuyla? Sesinizi yükseltmeyin önce. Arayan sizsiniz. Saçma sapan benimle dalga geçen gibi konuşan sizsiniz. Burası bir spor salonu, kurumsal bir yer. Sertifikanız yoksa ve elinizde antrenör belgesi yoksa neden bizi arıyorsunuz? Dalga geçmek için arıyorsanız aramayın. Tamam abi, tamam, kızmanıza gerek yok. Aramayız, bir daha olur biter beyefendi. Pardon, ben size telefon şakası yapıyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağda solda çıkan videoları da mutlaka izleyin. Ben şimdi bunları geri arayıp, daha doğrusu aradığım yerleri de Instagram hesabım Taklitman TV'den story'de paylaşacağım. Oradan izleyebilirsiniz Instagram hesabımdan. Instagram hesabı Taklitman TV'de takip etmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında bana yapmamı istediğiniz şakaları veya benim Instagram hesabım Taklitman TV'ye mesaj atarsanız, şu kişi şaka yap diye, ben de oradan size iletişime geçip o kişiye şaka yaparım. Kendinize çok iyi bakın. Esen ve mutlu kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Gidiyorum ben. Bay bay.